Evet, şimdi bize ne göstereceksiniz Emre Bey? Şimdi Taraklı'ya giderken Hacı Yakup Paşalar köyünün girişinde ben şu zamana kadarki gördüğüm en güzel, en şirin mescit. Şimdi önünde hemen bir Cami çeşme yazmışlar, var. mescit de değil, cami. Şurada bir minare yapılmış. Böyle çok şeyden Evet, köy kendi direkten imkanlarıyla lastikten bir şey yapılmış. çok güzel ve enteresan bir şey olmuş. Bahçesi bir, şuraya ikinci bir sanki böyle mescit gibi bir şey, minare Çok gibi bir özür şey diliyorum. yapılmış. Böyle çok şirin bir mescit ve burada bir kuş yuvası var. Kuşumuz mu var? Ben onu görmedim. Nerede? Ama içinde de kuş var. Az önce bizi Evet, gördü diye şurada. biraz ürktü. Bunu şimdi ekmek getirdim. Şuraya koyacağım. Evet, 25 dakikalık bir yolculuğun ardından Taraklı'ya geldik. Şimdi Taraklı merkeze doğru gidiyoruz. Evet, çok güzel bir şey oldu bizim için. Evet. Ücretsiz büyük bir otopark Yol bulduk. kenarına. Kahve güzel gerçekten. Ha? Ürünü hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onlarda her yapımı çantaları var. Ne kadar bunların fiyatları? Bunlar 75 lira. 75. Hı-hı. İğne oyası galiba değil mi bunlar? İğne oyası. Yani. Ölçüler güzelmiş. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet. Tam böyle yazın terletmez onlar. Bunlar şey, tekerlekli, bak gördün mü? Şöyle bir eski mini beşikler. Bunların hepsi el yapımıymış. Kılıçlar var, baksana. Bebeklere var. Baksana şuna güzellik. Evet. Rengi burada mıdır? Başka renkleri var mı? Daha koyu renkli. Evet, şeyden kaşıklardan bir de tarak. Yani, aa bak burada toprak o şeylerden varmış. Bir sorsana fiyatını. Şu fincanlar ne kadar acaba? Bir tane alalım mı? Bunlar da 6'da 100 TL. Makine yapımı onlar el yapımı. Yok, el yapımından olsun ya. Gel bakalım. Bunlar kalitesi daha farklı. Daha iyidir. Hmm. Her rengi, rengi de var. Hepsinde taba şöyle göstereyim. Şöyle kendi renkli taba da. Hmm. Evet, bunlar el yapımı ve büyüklüğü de güzel. Diğer dışarıdaki makine yapımı türlü tabakları renksiz. Yok yok, bunlar daha iyi ya. Bunlar daha iyi iş çünkü. Cezveler ne kadar? 5-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 5
Zıt.
tat olarak söyle. Biraz yani. Bir şey olmaz. Bak böyle. Böyle. Bunun esmerini sen bile bile verdim hani çünkü. Şu an inanılmaz saçma bir durum. Tarihi bir konak ve restoran kısmı varmış. Konağı gezmek için restoran kısmında yemek yemeniz gerekiyormuş illaki. Aracı 1293-94 yılında dikildiği tahmin ediliyor. Yani 7 asırdır. Osmanlı'nın değerli dikildiği Çin aracı. Olarak işletilen hanım eli konağı. Biz karavanla gezdiğimiz için konaklama yerine ihtiyacımız olmuyor. Ancak sizler için güzel bir alternatif olabilir. Merkeze yakınlığı ile birlikte oldukça lezzetli bir mutfağa sahip olan hanım eli konağı, adında da geçtiği gibi 1892 yılında yaptırılmış bir konak. Restorasyonları yapılmasına rağmen güzelliği ve tarih kokusu eksilmemiş bu konağın her odası zamanında burada yaşamış kişilerin isimleriyle adlandırılmış. Sizler de yaşanmışlıkları hissetmeyi seviyorsanız konaklamak için tercih edebilirsiniz. Dört neslinden bu yana, dedemizden, babamızdan ve üçüncü nesil ben oluyorum. Benden sonra da eşim ve çocuklarım devam edecek ama köpük elbatının muhteviyatı şeker, içme suyu ve çöven. Hı-hı. Yani içerisinde herhangi bir hiçbir şekilde başka katkı maddesi ya da doğan olmayan bir ürün yok. Hı-hı. Biz çöveni işlenmemiş bir şekilde satın alırız. Bu çöven dediğimiz bitki de helva sanayinde kullanılır. Tahin helvada, köpük helvada kullanılır. Diğer ürünlerde de kullanılır. O çöveni biz kendi imkanlarımızla, yani sanayi kullanmadan, bu sanayi dediğim yani elektrik falan değil, odun ateşinde, odun ateşinde kaynatırız, kazanlarda kaynatırız. Yine bunun kaynattığımız çövenin suyunu yine kendi metotlarımızla, böyle şeyle, süzekle falan değil, tülbent. Yani yaklaşık 4-5 kat tülbent vasıtasıyla süzeriz. Bu süzülmüş çöveni saklama katlarına alırız. Bu çöveni 1-2 gün sakladıktan sonra, yani muhafaza ettikten sonra bunu helva yapmaya, imalata girdiğimiz zaman kaynatırız. Bu kaynattığımız çöveni
makinede, mikserde. Yani hı hı. Eskiden, daha önceden dedelerimiz zamanında süpürgeyle çarpardık. Hı hı. Yani bugün evlerde kek yaparken limonun beyazını çarptığımız gibi mikser, makinede çarparız. O büyük bir beyaz köpük haline gelir, kütle haline gelir. Bir de ayrıca yüksek derecede, yani 150-160 gibi mevsim şartlarına göre derecede bir ağda hazırlarız. Bu da tamamen pancar şekerinden ve bildiğimiz şekerden. Herhangi bir tatlandırıcı falan kullanılmadan onu kaynatırız. Daha sonra o köpükle tekrar mikser vasıtasıyla karıştırır, soğutmaya bırakır. Yine özel alüminyum kaplar alıyoruz onu. Ondan sonra yine kendi imkanlarımızla elle, makinede değil. Yani helvanın imalatında hiçbir şekilde sanayi yok. Tamamen insan gücü. Tabii biz biraz derecelere falan hassas dikkat ediyoruz. Ama babamız, dedemiz bunu kokusundan, görüntüsünden kıvamına geldiğini hissederdi ki onların o günkü metotları, bugünkü helvanın kalitesi o günlerde daha üstün olurdu. Biz biraz işte böyle teknik şartlarda yapınca eski kaliteyi biz hala tutturamadık. Evet. Bunun yiyiş usulü sabah kahvaltılarında, öğün aralarında, işte geçmişte kültürümüzde düğünlerde, cemiyetlerde, özellikle cenazelerde, sofralarda tatlı niyetine. Ama şimdi şartlardan dolayı turizmde, yani Tarakya'yı ziyarete gelen mutlaka bir köpük helvasını alır, işte eşine, dostuna hediye götürür. Evet. Ama yine eskisi gibi köylerde falan tüketilir. Enerji verici özelliği vardır. Hı. Mesela eskiden benim de çocukluğumda köylerde çocuklara verilen en büyük mükafat, işte tarlada bizimle çalışırsan işte seni cumartesi günü pazara götürüp köpük helva yedirmeye götüreceğim gibi böyle ödüllendirmelerle helva bugüne kadar bizim kültürümüzde var olmuş. Ve inşallah bundan sonra da ailede son nesil benim, ama benim de kızım var. Artık gelen damat mı şanslı olur, yoksa bizim yeğenlerimiz mi şanslı olur, kim devam ettirir bilemeyiz. Yöremizde, bizim yöremizde yapan pek yok ama civarda, işte yani Devrek'te, Bartın'da, Bursa'da falan, Kütahya'da köpük helvanın olduğunu biliyoruz. Ama bizim aldığımız referanslar hiçbir şekilde Taraklı ve yöresinin helvasının benzeri olmadığını bir de gösteriyor. Neden? Demin anlattığım yapış usullerinden. Doğru. İşin içine makine girdiği zaman tat da farklılaşıyor. Biz bu zamana kadar makineyi sokmamak için direndik. Direneceğiz. Yani eğer makineye sokarsak, işin içine teknolojiyi sokarsak, bizim helvamızın hiçbir tadı etkisi olmaz. Evet, doğru. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi Taraklı'da kültür evine geldik. Şansımızı açık kimin içerisine gireceğiz. Evet. Evet, Taraklı kültür evine geldik. Ne kadar eski bir fotoğraf. 1980. Tarak yapıyor değil mi? Sakın bana. Kolay gelsin. Buyurun efendim. İstanbul. Evet. Fotoğrafçılık mı yapan yoksa? Biz karavancıyız. Gezdiğimiz yerleri tanıtıyoruz. Karavanla geziyoruz. Karavanla geziyoruz. Tamam, çok güzel. Oo, bayağı zahmetli bir iş ha. Tabii. Şimşir mi? Şimşir. Ekmeğin hep şimşir. Nasıl? Ekmeğin hep şimşir. Yani... Yumalayasın, yüzde yesin. Evet, mi? Aynen öyle. Her şeyimiz zorlu var değil mi? Her şeyimiz zorlu var. Ekmeği yemek bile kolay değil. Doğru.
siz tarak da yapıyorsunuz değil mi? Aa bak Emre burada evet. Taraklar var. Tarak alın. Çarşıdakiler MTB falan karışıyor. Çimşi diye veriyorlarmış. Ben de burada işlemeyeyim. Geliyorlar nasıl bu dede diyorlar. Soruyorlar bana. Güzel ağaç diye vereyim. Niye bak? Doğru. Doğru. Taraklı'dan bize tavsiye edilen yere geldik. Kuru fasulyeci parke. Bir porsiyon kuru fasulye söyledik. Bir porsiyon keşkek söyledik. Keşkek de meşhurmuş buradan. Yani keşkek aslında bana uzak bir şey değil. Çünkü ben vezir köprülüyüm ve vezir köprüde de yapılan bir yemek. Hatta düğünlerde falan en çok tercih edilen yemek. Bir tadına bakacağım. Bizim oranın keşkeğine benziyor mu? Onu bir yorumlayacağım. Kesinlikle. Daha sonra ne söyledik? Kavunu söyledik. Kavunu. Evet. Onu da bir tadına bakacağız. Ama bayağı bir yol yürüdük. Acıktım. Evet, önce kutusuna geldi. Şimdi onun bir tadına bakacağım. Çok iki tane bir kutusu. Gerçekten başarılı. Güzel. Böyle hafif tatlımız bir tadı var. Böyle şekerli. Şeker mi atıyorlar içine? Belki de içine olabilir. Olabilir. Şey olsun yani kırmak için tadını. Tamam. Ben keşkeki sabırsızlıkla bekliyorum. Tam tadını pişmiş. Hatta ben bunu biraz ekmek atacağım. Evet, keşkek geldi. Yalnız keşkeğin şurasında boşluk var. Boşluğun sebebi Emre. Dayanamadı, yemedi kamerayı ayarlayana kadar. Şimdi bakacağım. Bir daha bakacağım. Yok, çok bir wow yok. Ben keşkeğin asıl yerini bildiğim için. Şimdi de kavurmanın tadına bakacağım. Tabii bunların hepsini ben tek başıma yemiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Adım belli bir süreden sonra Türkiye'yi yiyen kadın olarak çıkacak. Çatallı ekmekle bekliyorum. Evet. Güzel. Evet, güzel. Kavurma ve kuru fasulye 10 üzerinden 10 puan. Ama keşke 10 üzerinden 6 puan falan. Yani bizim orada keşkek etle yapılıyor, kırmızı etle yapılıyor. Belki ondan kaynaklı olabilir. Bu sanırım tavuk etiyle yapılmış, bilmiyorum. Bu arada elimde yağlandı. Neyse, biz devamını getirelim. Taraklı videomuzun burada sonuna geldik. Biz buradan Göynük'e geçiyoruz. Göynük videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.